Hepinize selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Yeni motosikletimle sizi tanıştıracağım. 2021'de burada sizle NC750 XDCT motosikletimi tanıştırmıştım. Hepiniz inşallah bir gün istediğiniz, hayalini kurduğunuz, almak istediğiniz motosiklete kavuşursunuz. Açıyoruz. Karşınızda yeni motosikletim Honda Transalp 750. Hadi bismillah diyerek giriyoruz. Bana dua edin, olur mu? Çok iyi ya. Vallahi özlemişim. Çok güzel makine. Güzel makineydi. Niye sattın abi? Niye sattım? Güzel soru. Hadi gelin bir anlatayım. Ben bunu niye sattım? Merakla beklediğiniz yeni motorumu tanıtmadan önce en çok gelen sorulardan bir tanesi olan son dönemde Transalp'i neden sattın? Biliyorsunuz Transalp'i yaklaşık 6000 kilometre, 6000 miydi? 4000 miydi? Bu 6000 sınırı vardı ya, Altay 6000 sınırı. Ben kafam orada kalmış, 6000'den aşağı ilan veremediğin için. Ben hep 6000 kullandım zannediyorum. 4000 kullandım. 4320 bak nokta atışı veriyor. Çünkü motosikleti satın alan arkadaş kameranın arkasında biraz sonra motosikleti neden aldığını, aldıktan sonra memnun kalıp kalmadığını, nelerini sevip sevmediğini de bir kullanıcı yorum olarak soracağız. Ama onun öncesinde de ben motoru niye sattım bunu anlatmak için sattığı motorun yanına geldik. Ama öncesinde Transalp alma hikayemden çok kısa bahsedeyim. Daha önceki videolarımda bundan bahsetmiştim ama bir özet geçmek istiyorum sizlere. CBF 150 vardı yanlış hatırlamıyorsam o dönem. Bayağı eskiye gittim ya, dur. NC'den öncesine gittim işte aslında. Evet, NC'den öncesine gideyim. O dönem şeye geçmek istedim. CB 250'ler mi alsam, Forza 250 mi alsam diye düşünürken, ki o zamandan görmüşüm ben o Forza'nın ışığını. Gittim Honda bayine. Ne yapsak, ne estek falan filan derken bayiden çıktığımda bir tane NC750 sahibi olmuş oldum. Nasıl oldu bilmiyorum ama bayiye 250 almaya gidip bir tane NC750 alıp çıktım. Aldığıma da çok memnun oldum. NC750 uzun bir süre kullandım. Kırmızı NC, hatırlayanlarınız vardır. 1,5 sene kullandık. Honda sanki beni duymuş gibi NC'yi yeniledi. Yeni bir kasasını çıkarttı. Gösterge değişti. Depo büyüdü. Selesi alçaldı. Beygir arttı. Kilosu hafifledi gibi. Tam böyle istediğim şeyleri gerçekleştirmişti. Ben o ara hayalimizde tabii ki Afrika TV'm vardı. Hani NC'den sonra Afrika'ya geçeriz diyorduk. Ama NC'nin yeni versiyonu çıkınca NC aldım. Onu da bir süre kullandık. Karadeniz turu falan yaptık biliyorsunuz. Daha sonra yine sizin de ısrarla artık Afrika yakışır sana dediğiniz yorumlarda da istediğiniz şekilde biz Afrika düşünürken o ara Transalp'in lansmanına gittim ben İstanbul'a. Lansmanda Transalp'i kullandık ve benim kanıma girdi Transalp. Şöyle düşündüm. Dedim ki NC'den sonra direkt Afrika alırsam ondan sonrası benim için yok. Hani en tepeye gidip de bu işin keyfini biraz kaçırmayayım. En iyisi ben bir Transalp alayım. Transalp'i aldık. Önce şüphelerim vardı. Aldım motosikleti. Afyon'a süvari sürüşüne gittik. Tabii asfalttan sürüyorsunuz. Eskişehir yolu, Afyon yolu, Sivrihisar yolu falan filan. Ya işte Afrika mı alsaydık acaba? NC'yi satmasaydık gibi duygular oluştu ama araziye girdikten sonra dedim ki evet, ben bu motosikleti iyi ki almışım. Beygir olsun, yanlış hatırlamıyorsam 92 beygirdi. Sistemini hatırlat oradan. 92. Seninle de konuşuruz birazdan. 75 Nm'de tork. Ezberlemişiz güzel. 92 beygir. Hornet'le aynı blok var. NC'den geçtikten sonra o herhalde 54 ya da 57 beygirdi. 58. Sattığım NC'nin sahibi de burada. Ben böyle sattığım motosikletlerden ayrılamadığım için sahipleriyle de yakının görüşmeye devam ediyorum. Sağ olsunlar arkadaşlar da, hem sıkı takipçiler hem de sürekli olarak görüşüyoruz. Motorlarım yabancıya gitmediği için de çok memnunum bu arada. Bak geliyoruz, böyle video çekebiliyoruz. Kısacası ben Transalp'i aldığım için çok mutluydum. Özellikle beygirinden, sele rahatlığından, hani neleri seviyordun derseniz eğer, sele rahatlığı, hafifliği, 750 cc, 92 beygir, 75 torku var ve 208 değil, daha aşağı. 190 küsur olması lazım. Hayır. Tamam, ben kuru ağırlığını söylüyorum. Ben depo hep boş gittiğim için genelde. Evet abi, alırken öyleydi, çok iyi bir. Alırken boş mu verdin? Evet abi, NC'yi hele yanıp sönüyordu. Onu sen buraya geldiğinde konuşalım, tamam mı? Unutturmayın. Tamam. Unutturmayın, depoyu boş verişimi burada konuşacağız. Genel olarak ben Transalp'ten çok memnunum. Biraz özet geçeyim dedim. Teker çapları da büyük. Araziye girdiğinizde bu arada mesteller özellikle seçmiştim. Bir danlık vardı, bir mesteller. Ben mesteller özellikle seçmiştim. Başlarda acaba'm vardı. Dediğim gibi toprak yol, arazi yol dedi mi? Benim motorum bu dedim. Şimdi böyle öve öve anlattık. Diyeceksiniz ki niye sattın o zaman aga? Bu kadar seviyordun da. Çünkü ben Transalp'i sattıktan sonra en çok gelen soru hangi motoru alacağından önce bu motoru niye sattın? Alacak arkadaşlar ısrarla ya biz de alacaktık. Senden gördük, NC aldık. İşte Transalp'e geçiş yapacağız diyen çok fazla arkadaşımız oldu. Transalp'e geçeceğiz ama sen sattın.
sen sattıysan kesin bir bildiğin var. Sen bunun neyini beğenmedin? Allah aşkına söyle diyen bir sürü arkadaşımız, abimiz oldu. Satma sebebim şu. Ben yine Afrika TV'nin hayalleri kuruyordum o dönem. Her seferinde kurduğum gibi. Biliyorsunuz bir de içerik üretiyoruz. Sürekli videolar çekiyoruz. Yıllardır insanların beklediği bir model var Honda'da. Israrla NX500 bekleniyordu. Ve geleceği haberi yayıldı. Dedim ki ya çok bekleniyor NX500. Dedim ki ya tamam bu da güzel ama NX500 satın alayım. İzlenmelere etkisi olur. Hem ben çok merak ediyorum. Alacağız, test edip inceleme çekip vereceğimize sahip olayım, kullanayım. NX500'den sonra da Afrika'ya doğru gideriz diye bir planlamam vardı o dönem. Bu motoru katıl üyelerimizle paylaştım önce. YouTube katıl üyelerimiz. Oradan sağ olsun işlerinden bir arkadaş dedi ki abi ben talibim. O kısmı kendisi anlatır ve o arkadaş şu an kamera arkasında birazdan alacağız. Ona sattım. Sattıktan yalan olmasın 2-3 gün ya da bir hafta sonra falan Honda'dan yetkililerinden bir abimiz aradı dedi ki Mevlüt dedi Transalp duruyor mu dedi. Satacağımı da söylemiştim ben. Dedim ki satacağım. NX500 geldiğinde almak istiyorum. Aradı dedi ki Transalp ne oldu? Dedim ki sattım. Keşke dedi satmasaydın dedi ya. Ne oldu dedim? NX500 yıl sonuna kaldı dedi. NX500 yıl sonuna kalınca ben de böyle dımdızlak ortada motorsuz bir şekilde kalmış oldum. Uzun uzun anlattım ama Transalp'i satmamın tek sebebi NX500 alacak olmamdı. O da gelmeyince maalesef sattığımızda kaldık. Çok da uygun fiyata verdik. İçinde benzin vermesek de. NX500'ü merak edenler için yıl sonuna geleceği söyleniliyor. Ekim, Kasım, Kasım Aralık gibi ama benim kişisel tahminim yeni yıla kalır diye tahmin ediyorum. O da öyle kaldı. Ben de motorsuz kaldım. Sattıktan sonra da pişman olduk ama iş işten geçti. Sahibini de çağırayım. Motorun önünü de kapatmak istemiyor bak. Kesinlikle. Gel. Yasin hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? İyidir. Çok güzel. Ben motosikleti Yasin'e sattım. Uzun zamandır da gelip neden sattığımla alakalı video çekmek istiyoruz ama fırsat bulamadık. Evet. Nasip bugüneymiş. Afrika almak istiyordun. Niyetin öyleydi. Bir anda gönlün Transalp'e kaydı. Ben de satıyorken Transalp'i de aldım. Hala gönlün Afrika'da mı? Transalp'ten memnun musun? Kısaca arkadaşlara yeni kullanıcı olarak bir Transalp kullanıcı yorumu. Transalp'i evet. Neden aldım? Transalp'i Afrika TV'ne param yetmediği için aldım. Bunu kesinlikle gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ama aldıktan sonra Afrika TV'ni epey bir beklemeye de aldım. Çünkü Transalp benim için çok doğru bir tercih olduğunu anladım. Ben de daha önce NC750X vardı. DCT 2021 model. Onun bana... NC'den Afrika'ya geçmeyi istiyordun. Hı-hı. Buradan sanırım eşin de Afrika'yı çok istiyordu. Evet. Buradan eşim selam de, olsun. Kendisine de. Eşim de epey istiyordu. Hatta benden daha çok istiyordu. Hala son, istiyor mu? Son dönemde evet. Hala yani. İstiyor. Ama ben kesinlikle yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bu motoru işin aslı yüksekliği için aldım. NC bana çok alçak gelmişti. Boyumdan da kaynaklı 1.92 boyum var. Afrika'yı aratmayacağını da düşünüyor muydun? Almadan önce bence aratacağını düşünüyordum. Çünkü arada %50'lik bir tork farkı vardı. Bu tork farkına birazcık kafayı çok takıyordum ama aldıktan sonra aslında işte böyle olmadığını, gayet yeterli bir motor olduğunu sonuna kadar söyleyebilirim. Şimdi biz kayıt dışı sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Şimdi ilk defa bir video çıktığı için Yasin biraz heyecanlı. Kesin. Karadeniz turuna çıkacaklar evet. Bildiğim kadarıyla bununla. 18 Ağustos'ta Karadeniz turuna çıkıyoruz. Yaklaşık 3500 kilometrelik bir rota. Hafiften Kuzey Doğu Anadolu'yu da gezerek o şekilde tam bir tur yapacağız. Şimdi arkadaş depoyu boş verdi diye biraz önce kamera arkasından laf sattı evet. Ama ederinin daha altına vermekle kalmayıp full aksesuarlı verdim. Evet, o dönem güzel bir fiyattı evet. Cidden. Bunu söylemek istiyorum buna tabii ki. Buna da değinirsin sevinirim yani. Yani deponun boş olmasının yanında kesinlikle o dönem fiyatına göre aksesuarlar tamamen bedavaya gelmiş gibi oldu. O dönem 100 bin lira civarında bir evet. Aksesuar ediyordu yani. Yabana yani, atılacak bir rakamda değil. Şimdi Karadeniz turuna çıkacağım dedin. Yan çanta takmışsın. Arka çantam sosis çanta olarak kullanıyorum. Çünkü içine çadırım, katlanır sandalyelerim vesaire daha rahat sığıyor. Şu an 14 bin kilometrede. 10 bin yapmışsın. Evet 10 bin kilometre yol yaptım. Takribi 4 ay falan oldu alalı. 4 bin kilometre yaptım ama en eğlendiğim motorlardan bir tanesi diyebilirim 4 bin kilometre boyunca. Karadeniz turunda da özellikle çok keyif alacağını düşünüyorum. O yüzden sana Karadeniz turu için bir hediye getirdim. Şimdi Karadeniz turuna gidiyorsun sen bir intercom'a ihtiyacın olur. Kane Elektronik'e de buradan selamlar sevgiler gönderiyoruz. Mevcutta Kane 4000 kullanıyordum. Kesinlikle çok memnundum ama artık 3,5 yıl gibi bir süre oldu. Bataryası haliyle epey zayıfladı. Ondan dolayı yeni bir intercom almayı düşünüyordum. Aslında o zaman bu da tam denk geldi diyebiliriz. Güle güle kullan. Çok teşekkür ederim. Bunu da verelim. Çok teşekkür ediyorum. Buradan da Kolaçan takipçileri her zaman
kazanıyor diyebiliriz. Sen bayağı zaten motoru, kıyafetleri, şapkadaydı değil mi? Evet, şapka değil. Şapkayı kendim almıştım. Ha, şapkayı CRF Rally vardı aslında NC'den önce. Sen bayağı Honda'cısın ha. Evet, ben Honda fanboy gibi oldum birazcık. Aracım da Honda Civic. Bunu tercih etmemdeki neden aslında birazcık Honda'nın sorunsuzluğu diyebilirim. Kesinlikle ben sorunsuzluktan yanayım. Özellikle alırken buna muadil birkaç markayı daha gezdim. Ama orada da işte satış sonrası faktörler kesinlikle motosiklet alım sürecinde çok etkili. En çok neyi beğeniyorsun Transalp'in? Transalp'in en çok artçılı sürüşe daha uygun oluşundan. Çok... Ben sürüşlerimi %90'ını artçılı yapıyorum. Ve hemen hemen %70'de yol odaklı kullanıyorum. Ve şu an gayet memnunum. İstediğim gibi toprak yola girebiliyorum. Zaten Karadeniz turunda bayağı bir o... Yayla gezeceğiz. Evet, yayla gezeceğiz. Toprağa girebilmenin keyfini alacağımı düşünüyorum. Aslında motor sürüş stilime de birazcık uygun. Çünkü başlangıç motorum CRF Rally diyebilirim. Rally'den NC'ye geçtiğimde epey bir pişman olmuştum. Çünkü benim sürüşümü çok kısıtlamıştı. Kesinlikle bu beni çok daha özgür hissettirdi. Alan arkadaş da niye aldı, memnun mu değil mi? Afrika yerine tercih edilir mi? Afrika'dan önce kullanılır mı gibi fikriniz olsun diye evet, de Yasin'den görüşlerini aldık. Afrika'dan önce evet, kesinlikle kullanılabilecek bence tek motor. Dediğin gibi Afrika'yı aratmıyor. Ama onun yeri başka diyelim. Evet, kesinlikle. Onun gönlümüz yeri onda bambaşka. Ama bundan da pişman değilsin. Bundan değilim, kesinlikle ben değilim. Ben pişmanım sattığım için, açık konuşayım. Sorularınız varsa bana ya da Yasin'e de soracağınız sorular varsa, Transalp'i kullanıyor, doldurmuş, Karadeniz turuna da çıkacak tavsiyeleriniz olursa yazabilirsiniz. Bana da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.